Merhaba yenge. Yalçın abi, nasıl oldu Halil? Nasılsın işte, aynı. Yalçın, hayırdır kardeşim, ne oldu Halil'e? Sorma Mahir. Gün fenalaşmış. Sağ olsun Ayten bacım hastaneye yetiştirmiş onu. Ben Nazif'in sesine çıktım. Bir baktım ki yerde öyle yatıyor Halil. Ne yapacağımı da bilemedim. Sırtıma bile bir şey almadan aldım kucağıma, hemen hastaneye götürdüm. En iyisini yapmışsın Ayten. Nasıl peki şimdi durumu? Doktorlar ne dedi? Kan aldılar. Ancak yarın belli olurmuş hastalığı. Halil iyi olacak kardeşim. Şşş. Bırakma kendini. Bir şeye ihtiyacın olursa da biz buradayız biliyorsun. Sağ ol Mahir'im. Ben de eve geldim işte. Çamaşır alayım dedim. Hemen geri döneceğim hastaneye. Ayten'e de bir teşekkür edeyim dedim. Sağ olasın Ayten yenge. Allah razı olsun senden. Oğlumun hayatını kurtardın. Ne demek Yalçın abi. Yeter ki iyi olsun da. Ben yarın uğrarım Yalçın'a. Allah şifa versin. Seninle gurur duydum Ayten. Sana layık olmaya çalışıyorum. Gelsene içeri, yemeği birlikte yiyelim. Sen Nurten'e seslen, biz de yiyelim. Tamam. O senin sevdiğin barbunyadan yapmıştım. Ondan da getireyim mi? Tamam. Nurten! Nurten! Zahmet etmişsin güzel kızım. Neler yapmışsın böyle? Olur mu anneciğim, ne demek? Yapmıştım zaten. Soframız daha zengin oldu desene. Evlatlarımın böyle yüzü gülüyor ya. Benden zengini yok bu dünyada. Sizin de yüzünüz gülüyor anne. Güzel mi geçti gününüz? Sana dedim, abim fark eder diye. Güzel haberler ilk Nur'da. Babamı gördüm bugün. Çıktı mı senin yanına? Hı hı. Seninle görüşmeyi kabul ettiğine göre demek inadından vazgeçti. İtirafnameyi reddedecek. Şikayetçi olacak. Safiye de gitsin, ifade versin dedi. Anlatsın olan biteni. Hafta sonu hepimizi görüşe bekliyor. Hepimizi tek tek koklaya koklaya öpecekmiş. Gördün mü kerata, hani küsmüştü bize? Allah'ım dualarımı kabul eyledin. Şükürler olsun sana. İlknur'um nasıl ikna ettin babamı? Nasıl getirttin görüş odasına? Umut sayesinde abi. Umut kim? Yeğenin. Babam koydu adını. İlknur'um. Doğru mu söylüyorsun İlknur'um? Dur paşam. Kardeşin geliyor. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır kardeşim. Bu müjdenle iki can verdin bize. Hem umudumuzu hem babamızı. Allah senden razı olsun. Senden de abi. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz. Açtık mıydı hele bir son vitesi? Adidi devir motorun sesi. Uy çocuklar, kim bilir ne harikuladedir 160 kilometre giderken öpüşmesi. Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardır. Hani şimdi biz haykırırız. Cevap? Açılır kara kaplı kitap. Zindan. Kayış kapar kolumuzu. Kırılan kemik, kan.
Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işteni ve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz... İnanın, güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz. Ne oldu Nazif'im? Aç değil misin sen? Delikanlı. Ben küçükken senin kadar küçük değilim tabii. Sen hiç küçük oldun mu ki dayım? Ben de bir zamanlar senin kadardım Nazif'im. Allah Allah. Annem kardeşin geliyor dedi. Orhan dayım mıymış? Aynı ben de senin gibi hiç kardeş istemiyordum. Babam beni değil onu sevecek sandım. Ama dedem seni bir sürü seviyor. Ya bak işte. Babaların, dedelerin sevgisi kocaman olur. Dünyaya bedeldir. Onların kalpleri bütün çocuklarına yeter. Anladın mı? Ben dedemi kimseyle paylaşmam. O tek benim dedem. Tamam. Ya bakayım buraya. Aslan parçası. Mahir, bir bakar mısın? Sonra bu sefer kavgayla bitmez değil mi? Yok yok, artık kavga etmek yok. Özür dilerim. Ayten. Seni hayal kırıklığına uğrattım. Biliyorum. Yaptığım her şey için o kadar pişmanım ki. Ne olur beni affettiğini söyle. Lütfen. Bundan sonra sana layık olacağım. Ayten bunları şimdi niye söylüyorsun bana? Pişmanım çünkü. Ne olur. Yine eskisi gibi çitlenmeyin olmak istiyorum. Ne olur affet beni. Ne olur. Ha, şimdi bıraktım. Sizi böyle eskisi gibi görünce nasıl sevindim Mahir'im. Artık hiçbir şey eskisi gibi olamaz annem. Neden oğlum? Çünkü aramızdaki güven zedelendi. Bir vazo kırıldıysa kırılmıştır. Ne kadar yapıştırsan da o artık kırık bir vazodur. İnşallah tamir edersiniz oğlum. İyi geceler anne. Mızıkçılık yaptın yine değil mi? Ben kazanıyordum. Misketlerin hepsini üttüm diye hasta oldun değil mi? Pışık, ben kazandım akıllım.
Hala buradasınız. Okulda değil miydin sen? Derse geç kaldım. Öğretmen de almadı. Ben de bari buraya geleyim dedim. Bir daha Elif'le lafa dalma. Ders seninle olmaz öngülüm. Haklısın abi. Geçmiş olsun Zeki abla. Ne diyor şimdi doktorlar? Sıkıntı kalbindeymiş Mahir. Ama daha tetkikleri bitmemiş. Bir hocaları daha varmış. Kalp mütehassıs. Bir de o bakacakmış. Öyle işte elimiz yüreğimizle bekliyoruz. Çok üzüldüm Yalçın. Ama bırakma kendini. İyi şeyler düşünelim ki iyi şeyler gelsin başımıza, değil mi? Ona bir şey olursa ben ölürüm Mahir. Daha ölmedik kardeşim. Halil benim de oğlum sayılır. Gerekirse bütün doktorlara götürürüz. Gerekirse nefesimizi ona veririz. Yine de ayağa kaldırırız Halil'i. Tamam mı? Tamam. Abi ya yengere fakatçıysa? Ya çıkmazsa sabaha kadar bekleyecek miyiz burada böyle? Görevden kaçmak sana hiç yakışmıyor yavrum. Çıktı işte yengen. Ulan boş yere kızın günahını almışız. Gördün mü? Hakikaten hastaymış babası. Ailecek gelmişler. Nazif. Polis abi. Polis abi. Polis abi. Ne haber delikanlı? Sen ne yapıyorsun burada? Beni mi takip ediyorsun? Ayağınıza sağlık bana. Ne demek Yalçın'ım, görevimiz. Sağ ol Ayten'cim. Güç kuvvet verdiniz bize. Keşke elimizden daha fazlası gelse Zeki ablacığım. El birliğiyle iyi edeceğiz Halil'i. Bırakmayın kendinizi. Yenge, sen de. Sağ ol Mahir abi. Hadi Allah'a ısmarladık. Allah şifa versin. Teessüf ederim. Olur mu öyle şey? Öyle tesadüf etti. Niye takip edeyim, hafiye miyim ben? Polis abi bana yardım edecek, teyze. Teklifini düşündüm, dedeni kurtaracağız. Gider misin lütfen? Herkes burada. Abim çıkacak birazdan. Cumartesi günü dedemi ziyarete gideceğiz. Sen de gelsene. Tamam. O zaman cumartesi ziyaret günü dedeni kaçırıyoruz, tamam mı? Sen bana buluşma saatini tam olarak bildirirsin. Tamam. Saat 4'te aynı yerde bekliyorum. Olmaz. Tamam. Kabul etmezsen gitmem. Abin de görür beni döver. Bak tanımıyorsun abimi. Randevumu kabul etmezsen hoş bir tanışma olmayacak. Tamam. Tamam hadi bin. Vazifle son gün nerede? Ha, işte buradalar. Sohbet yok. Neredesiniz siz? Buradalar işte. Hiç. Buradaydık dayıcım. Artık benim gitmem gerek. Çok geç kaldım. Hadi sizi bırakayım. Tamam sen git işlerini hallet. Ben götürürüm onları. Biz merak etme sen. İyi tamam. Görüşürüz hemen. Görüşürüz. Merhabalar Sayın Savcım. Bakın Salih Bey, siz gelene kadar Hakime Hanım'ın dosyaları inceleme yöntemi bu değildi. Şimdi görüyorum ki beraberce vehametli faaliyetler yürütüyorsunuz. Ola ki Feride'nin başına bir iş gelsin, müsebbibi siz olursunuz. Ben de bunun hesabını ziyadesiyle sorarım. Araştırmanızın sonucunu en kısa zamanda bekliyorum. İyi çalışmalar Hakim Hanım. Size de. Ne oluyor? Biri odama girmiş, çekmecemi kırmış.
Bizim dosyaları mı aldılar yoksa? Hayır, onlar yanımdaydı. Of, Salih. Bu olay sandığımdan daha büyük. Sen haklı olabilirsin. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Şişki Azim'in öldürülmesi, dün o adamın bizi takip etmesi. Kovuşturma yapmamızdan rahatsız oldular. Nazif Kara suçlu olmayabilir. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Benim ne düşündüğüm önemli değil şu anda. Peşimizdeki adamların ne amaçladıkları önemli. Onlar Süleyman abinin bana bıraktığı dosyaların peşindeler. O zaman istediklerini verelim. Meraklarını gidersinler. Feride, iyi misin? Feride, biri bir şey mi yaptı? Feride, canın ne sıktı söyler misin? Korkutuyorsun beni. Kötü bir şey mi var? Hayır, öyle bir şey değil. Kardeşimle kavga ettik şimdi. Ha öyle mi? Affedersin. Benim de aklıma türlü türlü şeyler geldi. İyi misin peki şimdi? Biraz yalnız kalmak ister misin? Ben kalemdeyim. Eğer bir şey ihtiyacın olursa çağır, hemen gelirim. Sağ ol Salih. Hazır mısın? Hazırım. İyi misin? Şu adamları yakalarsak daha iyi olacak. Yakalayacağız. Sen o dediğim dosyaları aldın mı? Muharebe komuta ettiğiniz üzere hazırdır efendim. Göreceğiz bakalım. Kimseyi göremiyorum. Sen görüyor musun? Merak etme, sana bizi görüyordur. Sen dosyaları sıkı sarıl. Aradığı dosyalar sensin. Buyur abi. Yanan poz yok değil mi Seko? Yok abi. Ne getirdiysen hepsini bastık. Yavrum benim be. Baban da mı fotoğrafçıydı? Mesleğinde gözüm var. Haberin olsun Serkan. Parasını verirsen ben de kendime başka bir iş kurarım. Yaz tahtaya, al tahtaya. Hadi eyvallah. Dosyaları görünüre koydum. Burası çok tenha değil mi? Daha iyi. Gel ben de. Güven bana. Sana güveniyorum zaten. Güvenmesen burada işim ne? Şu tarafa geçelim. Neyse. Şöyle geçelim. Dikkat et. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Sen? Ceketini çıkartma, üstüne otur. Yok, hayır, hayır. Gerek yok. Pikniğe gelmişiz. Sessiz olalım. İyice uzaklaştığımızı zannetsin. Kimse yok ki Salih. Gelecek.
şeyden korkmaz mısın? Korkarım tabii. Ama böyle itten kopuktan değil. Sevdiklerimden korkarım. Niye? Bir tek onlar yaralayabilir beni çünkü. Öyle işte. Beni suçluyor. Başarısızlığının müsebbibi olarak beni görüyor. Sen olduğun yeri kendi emeğinle gelmişsin Feride. Tamam, seni çok az bir süredir tanıyorum ama hani bilmesem asla bakan kızı demem. Yaşayışın da öyle değil. Sıradan bir hakim gibi. Kendi paranla, kendi itibarınla yaşıyorsun belli ki. Bunu ilk kez gören sensin, biliyor musun? Doğru bakmamışlar demek. Yoksa görürlerdi. Turgut Bey'le ne zamandır tanışıyorsunuz? Nereden çıktı şimdi bu? Merak ettim. Üniversiteden. Üst sınıflardandı Turgut abi. Aynı zamanda aile dostumuzdu. Ben mecburi hizmete gittiğim zaman beni hiç yalnız bırakmadı. Ara ara ziyaret etti, mektup yazdı. Kopmadık yani. Kimsin lan sen? Kimsin lan? Kim yolladı seni? Ha? Kim yolladı seni? Kim gönderdi seni? Kim istiyor bu dosyaları? Cevap ver. Söylesene lan. Kim yolladı seni? Mahir Kara.